Arkadaşlar merhabalar. Bugün Belçika'ya gelmeden önce Türkiye'de neler yapmalısınız? Neler yapsanız Türkiye'den gelmeden önce Belçika'da çok işinize yarar. Bununla alakalı bir video çekmeye karar verdik. Fakat bundan önce Beyza size bir şeyler söylemek istiyormuş. Anne dedi, ben dedi videoda anlatabilir miyim? Bir şeyler öğrendim dedi. Bunları insanlara anlatmak istiyorum dedi. Ondan önce Beyza size o yüzden bir şeyler anlatacak. Önce onu bir dinleyelim mi? Anlat bakalım kızım. Şimdi dünyada çok araba, uçak, öyle motorlu şeyler kullanıldığı için böyle bir gaz şeklinde şey havaya uçuyor. Sonra güneş ısıntısı oraya takılı kalıyor ve dünyamız ondan çok ısınıyor bu arada. Dünya ısınıyor. Sonra? Sonra işte su azalıyor. Sonra ağaçlar ve bitkiler ölüyor. Sonra da ağaçlar da ölünce biz daha nefes alamayız. Evet. Bizi tehdit ediyor değil mi bu? Ne yapmamız lazım peki bunun için? Daha az motorlu şeyler kullanmamız gerekiyor. Öyle mi? Daha az motorlu araçlar kullanmamız gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet, duydunuz arkadaşlar. Beyza bunları okulda öğrenmiş. Böylece mevsimler değişiyormuş. Ve dünyanın düzeni değişiyormuş. Sabah bana da anlattı. Bu şekilde yani, daha az motorlu araç kullanın. Bizden söylemesi. Tamam kızım, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, çocukları yan tarafa oyuna gönderdim. Şimdi ben anlatmak istediklerimi anlatmak istiyorum artık. Bu kaçıncı denemem bilmiyorum. Sürekli çocuklar geliyor, bölünüyor. Söylemek istediklerim yarıda kalıyor. Ne söyleyeceğimi unutuyorum. Dolayısıyla en baştan başlamaya karar verdim. Şimdi Türkiye'den buraya gelmeden önce neler yapsanız burada çok işinize yarar. Burada gerçekten bir tık daha rahat edersiniz. Bunları ifade etmek istiyorum. Bunlar tamamen benim düşüncelerim, benim tavsiyelerim. Tamamen hani bana göre bulunmuş şeyler, kendim bulduğum şeyler. Bir yasa değil, bir kanun değil, bir kural değil. Onu baştan belirteyim. O zaman geçelim arkadaş. Birincisi, Türkiye'den buraya gelmeden önce eğer ki bir miktar Flamanca öğrenirseniz bu sizin çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi İngilizceniz var ise gerçekten bir tık daha öndesiniz. Biraz daha avantajlısınız. Çünkü buradaki insanlar genel anlamda, yani Belçikalılardan bahsediyorum. Belçikalılar genel anlamda genel olarak İngilizce biliyorlar. Fransızca da biliyorlar. Yani Flaman bölgesindekiler Fransızca da biliyorlar. Fransız bölgesindekiler Flamanca da biliyorlar. Ama konuşmayı tercih etmiyorlar. Hangi dili o bölgede hangi dil konuşuluyorsa onu konuşmak istiyorlar ve sizin de yani gelen göçmenlerin de o dili konuşmasını tercih ediyorlar. Ben buraya ilk geldiğim zamanlar tabii ben burada hiç Flamanca bilmiyordum. Böyle gidiyorsunuz, belediyeye kayıt yaptırmanız gerekiyor, sigortaya kayıt yaptırmanız gerekiyor. Bir sürü resmi yere gidip bir sürü işlem yaptırmanız gerekiyor. Sıfır dille bunu nasıl yaptıracaksınız? Dil bilen birisiyle birlikte gideceksiniz. Benim de yengem Fransızca biliyordu. Brüksel'de doğup büyümüş. Bizimle birlikte o sağ olsun o gidiyordu her yere. Ama biz Flaman bölgesine yerleşmiştik o dönem. Ve yengem bazen yengemle birlikte resmi bir kuruma gidiyorduk. Ve diyorlardı ki Flamanca konuş, Fransızca konuşmanızı istemiyoruz. Biz Fransızca bilmiyoruz diyordu oradaki memurlar. Yani aslında ben ilerleyen zamanlarda öğrendim ki iki dili de bilmeden, yani Fransızca ve Flamanca ikisini birden bilmeden çok da sizi alıp da bir yere memur olarak koymazlar. Satış elemanı olarak bile ararken, işçi ararken yani insanlar bir iki dil arıyor burada Belçika'da. Kalkıp da bir devletin bir kurumunda memur olacaksınız ve sadece bir dil bileceksiniz. Mümkün mü? Aslında çok mümkün değil. Ama o insanların sadece o tavrından dolayı öyle yani. Orada sadece Flamanca konuşulsun istiyorlar. Sizin Flamanca konuşmanızı istiyorlar. Fransızca sizinle konuşmuyorlar. Biz ilk geldiğimiz zamanlarca karşılaştık. Dolayısıyla hani siz nereye geliyorsanız oranın dilini konuşmanız sizin için gerçekten gerekli ve geldikten sonra da zaten o dili burada öğreneceksiniz. Ama benim demek istediğim, gelmeden önce de birazcık öğrenin. Ne bileyim, bir ekmek nedir öğrenin, su nedir öğrenin. Artık yani şimdi Türkiye'de köyde yaşayan insan bile öğrenebilir.
nedir isterse, tamamen tüm tensleriyle, işte zamanlarıyla, tüm grameriyle her şeyi öğrenin demiyorum. Ama belirli kalıpları, belirli cümleleri öğrenirseniz gerçekten sizin için avantaj olacak. Düşünün yani, uçakla Belçika'ya indiğiniz zaman bile, hani pasaport polisinden geçiyorsunuz ya, pasaportunuzu veriyorsunuz falan. Orada size soruyor zaten hangi dili konuşmak istersiniz diye. Orada bir dil seçmeniz gerekiyor. Fransızca, Flamanca veya İngilizce. Orada mesela çok az Flamanca bilseniz bile, deseniz ben birazcık Flamanca biliyorum, benimle Flamanca konuşur musunuz dediğiniz zaman, oradaki memurlar bile bunu çok sempatik karşılıyorlar ve hoşlarına gidiyor. Hani Belçika ilk geldiğiniz zaman böyle sempatik insanlarla karşılaşmanız bile sizin için ilerleyen hayatınızda pozitif bir etki yaratacak, inanın bana. Dolayısıyla size ilk tavsiyem, hani YouTube'dan öğrenirsiniz, bir yerlerden öğrenirsiniz, artık çok zor değil yani. Hani internetler var, şunlar var, bunlar var. Bazı kelimeleri, bazı kalıpları öğrenmeniz çok zor değil. Hani biz turist İngilizcesi dediğimiz bir olay var ya, ben de size şu an turist Flamancasını tavsiye ediyorum. A1 seviyesinde olsun, birazcık dil öğrenin, Flamanca öğrenin buraya gelmeden önce. Bu gerçekten burada çok işinize yarayacak. Buraya geldikten sonra zaten öğreneceksiniz arkadaşlar. Öğrenmeye mecbur tutulacaksınız. Yani ücretsiz dil kurslarına kadar yapmışlar burada insanlar, yeter ki siz öğrenin diye. İşte işinizle kombinleyerek gidebileceğiniz akşam kursları var, dil kursları. Bunları açmışlar Belçikalılar. Nasıl diyeyim yani, buradaki göçmenlerin Flamanca öğrenmesi için Belçikalılar çok büyük çaba sarf ediyorlar. Yani çok soğuk dediğimiz insanlar, gerçekten böyle karakter olarak soğuklar, iş dil öğrenmeye gelince size yardımcı oluyorlar, sizi anlamaya çalışıyorlar. Mesela İngiltere'den bir arkadaşım vardı, bana demişti ki ben İngiltere'ye gittiğim zaman İngilizce konuşmak istedim. Tabii İngilizce'de ne oluyor? Birazcık biz Türkiye'de öğrendiğimiz İngilizce'de ne oluyor? Birazcık şivemiz oluyor, aksanımız oluyor. Eğer ki diyor, sokakta mesela birisine adres sorduğumu düşünün diyor. Eğer ki karşıdaki insan benim aksanımı anlamaz ise, kusura bakmayın ben sizi anlamıyorum deyip geçiyor ve cevap bile vermiyor. Çok iyi İngilizce konuşmanızı bekliyorlar diyor. Ya bilmiyorum, İngiltere'nin genelinde böyle olmayabilir. Belki o arkadaşımın olduğu bölgedeydi ya da o öyle insanlarla karşılaştı, bilemiyorum ama hani bazı ülkelerde böyle olabiliyormuş anladığım kadarıyla. Belçika'da böyle değil. Belçika'da sizin dil konuşmanızı istiyorlar. Bunların dilini, yani Flamanca'yı konuşmanızı istiyorlar ve bunun için gerçekten yardımcı oluyorlar. Benim komşum benim Flamanca öğrenmem için evime geliyordu. Haftada bir gün geliyordu. Birlikte kahve içiyorduk ve amaç sadece Flamanca, benim Flamanca konuşmamı ilerletebilmekti. Bu şekilde arkadaşlar, yani kısacası size benim birinci tavsiyem, Türkiye'den gelmeden önce bir miktar Flamanca öğrenin. Az da olsa Flamanca öğrenin. Burada gerçekten kafanız biraz rahat eder. Evet, ikincisi ise şu: gelmeden önce ehliyetinizi, yani araba kullanma ehliyetinizi alın ve araba kullanmayı öğrenin, ondan sonra gelin. Belçika'da ehliyet alınmıyor mu diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Belçika'da tabii ki ehliyet alınıyor. Fakat Türkiye'de ehliyet almakla Belçika'da ehliyet almak arasında gerçekten ciddi farklar var. Belçika'da ehliyet almak daha mı zor ve daha mı pahalı diyeceksiniz. Teorikte hayır, değil. Daha zor değil ve aslında şöyle, teorikte daha pahalı değil ama daha zor. Bence öyle. Şimdi zorlu, pahalılığı da şu şekilde: siz iki kere sınava giriyorsunuz. Ehliyet olayını ayrı bir videoda anlatmayı planlıyorum. Yani iki kere sınava giriyorsunuz en az. Bunlardan bir tanesi teori sınavı, bir tanesi pratik sınavı. Teoride normal kağıt üzerinden ya da bilgisayar üstünden testleri çözüyorsunuz. Teorik bilgilerinizi test ediyorlar. İkincisinde ise direksiyon başına geçiyorsunuz. Normal araba kullanıyorsunuz. Birinci sınava geçmeden ikinci sınava giremiyorsunuz. Hani iki sınavda tık 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 geçerseniz gerçekten çok ucuza mal olabilir ehliyet size Belçika'da. Belki Türkiye'den bile ucuza mal olabilir. Fakat bu iş böyle olmuyor genellikle. Bu sınavlar çok kolay sınavlar değil. Hani teorik sınavı çalışırsınız, edersiniz, geçersiniz. Ama mesela araba kullanma sınavında, yani pratikte, direksiyon sınavında çok fazla sizi test ediyorlar. Yarım saat
geziyorsunuz, şehir trafiğine çıkıyorsunuz, bazen otoyola çıkıyorsunuz, şeye yani otobana çıkıyorsunuz, geri geri park ettiriyorlar, işte iki aracın arasına bazen park ettiriyorlar. Şimdi yeni şeyde kurallar sürekli değişiyor bu arada. Yeni kuralları navigasyonla sürmenizi istiyorlarmış. 10 dakika falan yani navigasyonla işte siz anlayarak sürebiliyor musunuz gerçekten diye. Yani çok fazla böyle test ediyorlar. Ama sınavları geçtikten sonra direkt trafiğe çıkacak hale geliyorsunuz. Yani eğer ki ehliyet sınavını geçtiyseniz burada siz gerçekten araba kullanabiliyorsunuz demektir. O yüzden gerçekten kolay bir sınav değil. Bence kolay bir sınav değil. Ben kolay kolay geçemedim. Onu söyleyeyim yani. Mesela benim Türkiye'de ehliyet alan arkadaşlarım var. Ehliyet aldıktan sonra, eskiden öyleydi, şimdi bilmiyorum arkadaşlar nasıl. Ehliyet aldıktan sonra hadi aldın ehliyetini, çık trafiğe sür, işte bizi bir yere götür falan. Hayır, çıkamam diyordu. Çıkamıyordu yani trafiğe. Trafiğe çıkabilmek için ekstra ders alıyordu. Burada öyle bir şey söz konusu değil. Eğer ki o ehliyeti aldıysanız trafiğe çıkıyorsunuz. Yani trafiğe çıkıp her yerde sürebilir hale geliyorsunuz. Her şekilde park edebilir hale geliyorsunuz. Bu şekilde. Ama işte bu sınavları tık 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 geçemiyorsunuz. Sınavlar çok kolay olmadığı için. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Her sınavda tekrar para ödemek zorunda kalıyorsunuz sınavı geçemediğiniz zaman. Evde dil bilmiyorsanız tercümana para ödüyorsunuz. O boyutu var. Ondan sonra diyelim ki iki kere direksiyon sınavına girdiniz ve ikisinde de geçemediniz. Bu sefer diyorlar ki hadi bakalım siz race school'dan ders alın. Race school dediğim şey araba sürme kursu, yani resmi araba sürme kursu. Oradan en az 6 saat ders almalısınız ki tekrar sınava girebilin. 2 kere sınava girdiniz, sınavları geçemediniz. 6 saat özel araba kullanma dersi, direksiyon dersi alacaksınız. Ondan sonra sınava gireceksiniz. O 6 saat dersinde her bir saatine 50 euro gibi bir ücret ödüyorsunuz. 6 saat dersi aldınız, tekrar sınava girdiniz, tekrar geçemediniz. Hadi bakalım tekrar 6 saat ders al. Böyle işler uzayabiliyor. Ve gerçekten benim çevremdeki arkadaşlarımdan 5000 eurodan az para verip de buradan ehliyet alanı ben görmedim. Yani illaki vardır da, çok kolay alanlar da vardır eminim. Bu biraz da yeteneğe bağlı, çabaya bağlı elbette ki. Ama gerçekten 5000 eurodan aşağı ehliyet alanı görmedim. Hatta ehliyet konuları açıldığı zaman hep sözü açılan bir amca var. Ben tanımıyorum. 20'ye yakın sınava girmiş, 20 kere aynı sınava girmiş, 20'sinde mi 21'incisinde mi ne geçebilmiş, zaten adak adamış, demiş ki eğer ki ben ehliyetimi alırsam kurban gezeceğim diye ve ehliyetin en sonunda alıp kurban gezmiş. Hani gerçekten ehliyet almak burada ha deyince olan bir şey değil, biraz daha ben zor olduğunu gözlemledim. Çok kolay ehliyet alanlar yok mu? Var arkadaşlar, yani illaki de vardır. İşte birincide gidip teori sınavına geçerseniz, ikincide de gidip şeyi geçerseniz, direksiyon sınavını geçerseniz gayet de güzel, çok kolay ehliyet alabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle çok azdır yani hemen tık 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 her sınavı geçip de alabilen. Yani zor, kolay değil. O yüzden Türkiye'den gelirken ehliyetinizi alın. Burada oturma izninizi alır almaz zaten ehliyetinizi ve bütün neyiniz varsa, resmi belgelerinizi, sertifikalarınızı, diplomalarınızı, her şeyinizi hemen çevirtiriyorsunuz. Ehliyet de hemen transkribe oluyor ve buraya uygun hale geliyor. Dolayısıyla gelirken size tavsiyem ehliyetinizi alın. Çünkü Türkiye'deki ehliyet burada evet geçerli. Gel gelelim üçüncüsüne. Üçüncüsü bence çok önemli. Türkiye'den gelirken bir meslek sertifikası edinmenizi tavsiye ederim. Meslek sertifikasından da daha önemlisi, sertifikasını aldığınız mesleği yapar, çok iyi yapar ve bilir halde gelin buraya. Nasıl, ne demek istedim arkadaşlar? Mesela Türkiye'den arkadaşlar bana soruyorlar. Diyorlar ki mesela çevre mühendisiyim, oraya geldiğim zaman iş bulabilir miyim? Elektrik mühendisiyim, geldiğim zaman iş bulabilir miyim? Yöneticiyim, geldiğim zaman işte şu pozisyonda çalışıyorum. Ya bir sürü entelektüel iş soruyorlar. Geldiğim zaman iş bulabilir miyim? Teoride evet, bulabilmeniz lazım. Çünkü mesela Vidabi denilen bir site var. Bu iş ve işçi bulma kurumu gibi
düşünebiliriz bir nevi. Yıllık aranan, yani burada az olan ve aranan çok aranan meslekleri yayınlıyorlar, bakıyorlar. Ben de takip ediyorum hangi meslek gerçekten burada çok aranıyormuş, hangi meslekte çok açık varmış şeklinde. Ya bu bahsettiğiniz alanlarda aranıyor genellikle, yani mühendisler, işte doktorlar, şunlar bunlar, eleman isteniliyor bu alanlarda. Fakat siz gelip burada mühendis olarak bir işe başvurduğunuzda sizden çok aşırı derecede donanım istiyorlar. Yani biz bununla karşılaştık ve burada benim bir sürü arkadaşım da bununla karşılaştı. Mesela Türkiye'de mühendissiniz. Normal işinizi de yapıyorsunuz. Türkiye'de size yetiyor diyelim ki. Buraya geldiğiniz zaman, mühendis olarak bir işe başvurduğunuz zaman sizden birincisi şeyi soruyorlar. Türkiye'de hangi üniversiteden mezun oldun? Tanınmış üniversitelerden mezun olduysanız, yani mezun olduğunuz üniversiteleri bu insanlar tanıyorsa bir tık öndesiniz, evet. Ondan sonra şeyi soruyorlar mesela, çok iyi derecede İngilizceniz var mı? Çünkü İngilizce o alanda gerekli olabiliyormuş. Olabiliyor yani çoğunlukla. Sonra İngilizce dışında Flamanca'yı çabucak öğrenmenizi istiyorlar ve bir ekstra dil daha istiyorlar. Fransızca, Almanca bilmem ne. İşte onun dışında sizden şey istiyorlar mesela, bir cihaz. O cihazı çok iyi kullanabiliyor musun? Mesela benden istemişlerdi. Ben kimyager olarak başvurmuştum bazı işlere. Bana bir cihaz gösterdiler. Bilmem ne cihazı. Bu cihazı kullanabilir misin etkin olarak? Ben o cihazı hayatımda görmemişim. Türkiye'de de görmedim. Var mı Türkiye'de bilmiyorum öyle bir cihaz. Kullanamam yani. Donanımınız yetmiyor yani bir yerde. Ve kolay kolay sizi bu işlere direkt almıyorlar. Yani gerçekten çok sık eleyip ince dokuyorlar. Şununla bile karşılaşan arkadaşlarım var. Çok iyi diplomalarla buralara gelmişler. Ve diyor adam, yani hani benim Türkiye'de şu kadar iş tecrübem var. Üniversite mezunuyum. Şöyle güzel bir bölümden mezun oldum. Hani bu iş için ben bulunmaz kumaşım. Beni niye almıyorsun diyorsun adama. Adam da diyor ki, yani diyor sen diyor Erbaringim, yani tecrübem var diyorsun. Ben bu tecrübeyi araştıramam. Çünkü tecrübem Belçika'da değil, Türkiye'de. Ya da şey diyor mesela, ben bu diplomanın senin sahte olmadığını nereden bileyim? Arkadaşlar, bunlarla biz karşılaştık gerçekten. Kafadan uydurmuyor. Dedi ki adam, sahte olmadığını nereden bileyim? Ne diyorsun dedi. Yani Türkiye'de sahte diplomanı neden bahsediyorsun? Ama gerçekten bazı ülkeler var. Oralardan parayla diploma alınabiliyormuş. Ve insanlar alıp Belçika'ya gelebiliyormuş parayla aldığı. Biz de burada öğrendik. Ya da ehliyeti de aynı şekilde arkadaşlar. Bazı ülkeler, bu ülkelerin ismini vermeyeyim. Gidiyorsunuz, parayı basıyorsunuz. Adam size ehliyeti şak veriyor yani. Uğraşmıyorsunuz. Buraya da geliyorsunuz. Ehliyetin var diye araba kullanıyorsunuz. İnsanlar da bunları biliyorlar. Belçikalılar da bunları biliyorlar. Dolayısıyla hani bize diyorlar ya, nereden bilelim CV'nin gerçek olduğunu. Dolayısıyla hani gelip de burada o Türkiye'de yaptığınız o entelektüel işleri şak diye aynı seviyede bulup yapmanız çok kolay değil. O yüzden ben şunu tavsiye ediyorum. Elinizde bir ikinci teknik iş olsun. Ya musluk tamir etmesini bilin. İşte efendim, boya badana bilin. İnşaat bilin. Ne bileyim hani bayanlar için saç kesebilin. Manikür pedikür bilin. Benim hayatımdaki boşluktur bu. Yani 15'ime 16'ıma yeniden dönebilsem, ben kesinlikle elime bir zanaat, zanaat derler ya eskiler. Öyle bir zanaat alırdım. Öyle bir işi kendime edinirdim. En azından burada gelip de eğer ki bunun mücadelesini vereceksiniz. Yani mühendis olarak burada çalışmak için mücadele vereceksiniz. Bu süreç içerisinde sizi geçindirebilen bir işiniz olmuş olur. Mesela ben üniversite bitirdim. Kardeşim ise meslek okulu bitirdi. Meslek okulunda değil de yani berber oldu arkadaşlar. Haftanın birkaç günü kursa gitti. Onun dışında çıraklıktan başladı erkek kardeşim. Ve mesleğini öğrendi. Berberlik mesleğini öğrendi. Ben buraya geldiğim zaman iş bulamadım. Çok zorlandım, süründüm resmen. Kardeşim gelir gelmez bir berberin yanında kısa bir süre çalıştıktan sonra biraz para biriktirdi ve kendi berber dükkanını açtı. Ve şu an çok güzel bir hayatı var. Allah daha iyi etsin. Hani çok güzel, sevdiği bir yaşantısı var. Gerçekten teknik olarak elinizde bir
meslek olsun ve bu mesleğin sertifikası olsun. Geldiğiniz zaman bu sertifika neye yarayacak? Eğer ki birisinin yanında çalışacaksanız sertifika bir gösterge. Ama sertifikadan daha da önemlisi o mesleği yapabilmeniz lazım arkadaşlar. Mesela diyelim ki boya yapabiliyorsunuz, ev boyayabiliyorsunuz. Kimse size sertifika sormuyor. Ben gidiyorum mesela arkadaşımın evine, evin ne kadar güzel boyanmış, kim boyadı diyorum. O da diyor ki Ayşe ile Ahmet boyadı diyor. Ben diyorum benim evim de boyanacak, benim evimi de boyayabilirler mi diyorum. Ve o şekilde gelip benim evimi de boyamış oluyor Ayşe ile Ahmet. O sırada ben demiyorum arkadaşıma, yani Ayşe ile Ahmet'in sertifikası var mı ev boyamak için, hangi kursu bitirmiş, nereden öğrenmiş demiyorum. Önemli olan o yaptığı işi düzgün yapmış mı, yapabiliyor mu? Hani sizin aslında görseliniz o yani. İfade edebilmişimdir umarım. Üçüncü söylemek istediğim şey de buydu. Özetleyecek olursak birazcık dil öğrenin derim buraya gelmeden önce. Bu sizin burada konforlu yaşayabilmeniz için ilk geldiğinizde çok önemli. İkincisi mutlaka ehliyetinizi alın arkadaşlar. Araba kullanma ehliyetinizi. Ehliyetiniz cebinizde dursun. Üçüncüsü ise elinizde bir zenaat olsun arkadaşlar. Ne okursanız okuyun, tıp okuyun ya, avukatlık okuyun, yani hukuk okuyun. Ne bileyim, profesör olun yani. İnanın fark etmez. Elinizde ekstra bir zenaatınız olsun. Yani ne bileyim. Mesela gitar çalabilin ama güzel çalabilin mesela. Bir şey olsun illaki elinizde. O zaman burada her durumda kendi ayaklarınızın üzerinde durabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadardı. Çocukların sesinden, arabaların sesinden dolayı kusura bakmayın. Çünkü biliyorsunuz dışarıda çekiyorum yani, gördüğünüz gibi videoyu. Zaten Şubat'ın ortasındayız. Bahar yavaş yavaş geliyor herhalde Belçika'ya da. Bundan sonra herhalde böyle güneş güzel olursa çekimlerimizi de dışarıda yaparız. Daha hoş olur belki de, daha güzel olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.